aracı olmakta, Allah'ı gereği gibi tanımayan pek çok insanın yaratılış gerçeğini düşünmesini sağlarken, iman edenlerin imanlarının daha da güçlenmesine vesile olmaktadır. Allah, gökte ve yerde bulunan sayısız yaratılış delili üzerinde düşünmemizi emretmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, yalnızca vicdanının sesini dinleyen insanlar bu açık delilleri görebilecek ve Allah'ın izniyle bunların anlamını kavrayabileceklerdir. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. İzlediğimiz canlılardaki bu gibi akılcı davranışlar karşısında doğadaki canlıların tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eden evrim teorisi çıkmaza girmektedir. Çöküntüye uğramış bu teori, canlılığın kökeniyle ilgili iddialarına hiçbir bilimsel kanıt getiremediği gibi canlıların sahip oldukları sayısız olağanüstü özelliğin kökeni hakkındaki soruları da yanıtsız bırakmaktadırlar. Yıllardır pek çok evrimci, şempanzelerin insanlarla olan sözde akrabalık bağlarına delil sunabilmek amacıyla şempanzelerle insanlar arasındaki benzerlikleri tespit etmeye çalışmaktadır. Ancak harcanan onca zaman ve emeğe karşın şempanzeleri konuşturma çabaları sonuçsuz kalmıştır. 17. yüzyıldan bu yana hayvan eğitimcileri ve araştırmacılar şempanzelere konuşma öğretmeye çalışmalarına rağmen bunu becerebilmiş hiçbir şempanze olmamıştır. Böylece evrimcilerin maymunları konuşmayı öğrenme açısından en elverişli hayvan olarak gösterme yönündeki çalışmaları da hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Bu durum, şempanzeler ve insanlar arasında evrimcilerin hayal ettiği gibi bir ilişki olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ayrıca papağanların yetenekleriyle kıyaslandığında şempanzelerin çıkardıkları sesler son derece basit kalmaktadır. Bunun gibi bir kısım kuşların sesleri taklit edebilme yeteneği, evrimcilerin önemli iddialarından biri olan evrimsel soy ağacı iddiasını bir başka açıdan daha anlamsız kılmaktadır. Çünkü insanla fiziksel olarak hiçbir benzerlik taşımayan bir papağanın konuşma gibi yüksek zeka gerektiren bir yeteneğe sahip olması, hiçbir evrimsel kalıba uymamaktadır. Evrimcilere göre, sözde evrimsel soy ağacında şempanzeler, insanın hemen arkasında yer almalıdırlar. Ancak Allah'ın yarattığı canlılardan biri olan konuşan kuşlar, gösterdikleri yüksek şuurla ve sesleri taklit yeteneğiyle evrimcilerin bu iddialarını geçersiz kılmaktadırlar. Evrimciler için bu konunun sıkıntı oluşturan bir başka yönü de kuş zekasının kökeniyle ilgilidir. Kuşlar, eğer evrimin öne sürdüğü gibi primatlardan daha az gelişmişlerse, kendilerinden daha ileri oldukları öne sürülen primatların sahip olmadığı bu özelliği birdenbire nasıl kazanmışlardır? Evrimciler bu konuya açıklama getirmeye çalışırken, primatların konuşmaları taklit etme yeteneklerinin olmayışını gırtlak yapılarındaki farklılığa bağlarlar. Ancak bu hiçbir şekilde yeterli bir açıklama değildir. Kuşların da gırtlak yapıları insana kesinlikle benzemez. Ancak Allah'ın onlara verdiği yetenek sayesinde İnsan konuşmalarını rahatlıkla taklit edebilirler. Evrimcilerin bu iddiasının geçersizliğini, Cambridge Üniversitesi zoologlarından ve alanında tanınmış bir otorite olan W.H. Tropp şu şekilde ifade etmektedir.
Burada söylenebilecek tek şey, insan konuşmasını taklit etme konusunda kuşların seslendirme organlarının çok açık bir biçimde şempanze ya da gorilden daha az uygun olduğudur. Bence eğer bir kuş gırtlağını şimdiye dek onu ilk defa gören bir gırtlak uzmanına gösterseniz ve ona böyle bir gırtlağa sahip canlı nasıl konuşabilir diye sorsanız, buna kesinlikle imkansız diye yanıt verecektir. Görüldüğü gibi Allah'ın bir kısım kuşlara verdiği bu yetenek, evrimci açıklamaları geçersiz kılan önemli örneklerdendir. Gırtlak yapıları ne kadar farklı olursa olsun, Allah bu kuşları konuşmaya elverişli şekilde yaratmıştır ve söz konusu kuşlar insanları hayrete düşürecek şekilde net konuşabilmektedirler. Yalnızca bu örnekte değil, doğayı inceledikçe hep aynı gerçekle karşılaşırız. Canlılar evrim teorisinin tesadüf iddiasını tamamen geçersiz kılan, son derece iyi tasarlanmış, kompleks yapılara sahiptirler. Farklı alanlarda yapılan birçok bilimsel araştırma da Darwin'in iddialarını çürütmüş durumdadır. Gerçek çok açıktır ve gözler önündedir. Tüm canlıları Allah ayrı ayrı en eksiksiz şekilde birbirinden kusursuz sistemlerle birlikte yaratmıştır. Bu gerçeği Allah Kur'an'da şöyle bildirmektedir. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Film boyunca Allah'ın yarattığı harika canlılardan biri olan sesleri taklit edebilen kuşları izledik. Duydukları sesleri taklit edebilmek için sahip oldukları mekanizmanın mükemmelliğine tanıklık ettik. Araştırmalar sonucunda elde edilen bilimsel bulgular, kuşlardaki bu mükemmel mekanizmanın kusursuz bir tasarımın eseri olduğunu ortaya koymaktadır. Allah'ın üstün ilim ve sanatı, yarattığı varlıklarda gösterdiği ihtişam, hiçbir aldatıcı teoriyle örtülemeyecek kadar açıktır. Kuğular, tavus kuşları, rengarenk papağanlar ve daha saymakla hatta genelleme yapmakla bitiremeyeceğimiz kadar pek çok canlı, tesadüf iddialarını yalanlamakta, her an her dakika kendilerini yaratan Rabbimizin sonsuz gücünü sergilemektedirler. Allah kendi varlığının sayısız delilini insanların gözleri önüne sermiştir. Onun sonsuz aklı ve ilmi canlılar üzerinde tecelli etmektedir. Yüce Rabbimiz sonsuz rahmetiyle en umulmadık, en aciz, hatta çoğu zaman bir beyne bile sahip olmayan canlılara akıl almaz işler yaptırmaktadır. Bunun bir sonucu olarak yeryüzünün her köşesindeki büyük küçük birçok canlı, İnsanları hayrete düşüren ve kendilerinden beklenmeyen hareket ve davranışlar sergilemektedir. Her canlı kendi üzerinde yaratılmış olduğunu bize gösteren deliller taşımaktadır. Tüm bu muhteşem yaratışın sahibi ise göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Allah'tır. İnsana düşense, Allah'ın yarattığı bu deliller üzerinde samimi olarak düşünmek, onu övüp yüceltmek ve ondan gereği gibi korkmaktır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur.
her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.